Evet, videoya girdik. Sen konuşma. Şimdi ben şöyle göstereyim. Bu ürünü hard disk için aldık. Şöyle. Baba kapağını çıkartırsan, ben şimdi videodayım ya, zor oluyor. Sen bakın, dikkat edin ne kadar pratik olduğuna. Bu arkadaşımız 3.1'e kadar destekliyor USB. Söyleyeyim bunu. Yani hızlı bir aktarıma sahip. Şimdi buradaki karta, RJ karta 2.0 Slim takacağız. Bastırdığımızda girecek. Ürün girdi. Bakın. Bu kadar basit. Şimdi kapağını kapatıyorsunuz. Sürgülü. Yani bunu internette de yayınlayacağım için bunu ben aslında bir... Evet. Kullanıma hazır hale getireceğiz şimdi. Aynen, kullanıma hazır hale geldi. Bunu böyle Bunu takacağız. bilgisayara takıyorsunuz. Mis gibi çalışıyor. 115 liraydı fiyatı galiba. Onu da resmini atarım nereden aldığımın. Kutusu da şöyle. Kutuyu da gösterelim. Şimdi böyle kutudan çıktı. Dışında kartona sarılmış bir halde. Sağlam kargolamışlar ama fatura falan çıkmadı. Gerekli olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bir şey olursa zaten olacağı da Şey, çek göstersene bir burayı. şey olmaz yani. Şöyle bakalım. Şey, Kontrol şey. devresi. Şey bu. SATA, gördüğünüz gibi arkadaşlar, harici SATA'yı USB'ye dönüştürücü. Yani SATA portunu USB'ye çeviriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Yani şimdi buradaki hard diski kullanımı, yani hard diski kenara atacağımıza yedeklerle 1 TB az bir şey değil. Hem de iyi de parası var. Bunu hard disk olarak kullanacağız. Yani verilerimizi bunda saklamak için ayrıyetten bilgisayarın içindeki hard diski harici hard disk haline getirdik. Ayrıyetten harici bir hard diske para vermiyoruz. Bilgisayarımızı yavaşlatan hard diski biz içinden çıkarttık. Yerine SSD kart taktık ve içindeki hard diski de harici hard disk yaptık. Niçin? Kenara atmadık. Ayrıyetten maliyet çıkmasın. Yedekleme için. Yedekleme için, yani içine bilgimiz varsa saklamak istediğimizi harici hard disk olarak kullanıma hazır hale getirdik. Bu kadar. Arkadaşlar bir de şu var. Birkaç bilgi daha madem verelim hazırken. Şimdi görmüş olduğunuz, genellikle bu anakartlarda rengi değişir ama şu mavi görmüş olduğunuz USB portları genellikle 3.0 ve üzeridir. Mavi portlar. Siyah olduğu zaman kablo genellikle 2.0'dır. Genellikle. Bazen bu değişebilir dediğimiz gibi. Fakat bu gibi cihazlarla bilgisayarınızın içinde bulunan SATA hard diskleri harici hard disk yapabiliyorsunuz. Yani şunu soracaksınız. Harici hard diskle bu şekilde yani bilgisayar içindeki SATA hard diski dönüştürmek mi daha uyguna geliyor? Harici hard disk mi? İkisi de aynı fiyata geliyor diyebilirim arkadaşlar. İnternette ben baktım. Gayet iyi araştırdım. Fakat şunu söyleyebilirim. Eğer işte SATA hard disk almıştım. Şimdi ne yapacağım? Onu yanımda nasıl taşıyacağım? Hariciye nasıl çevireceğim diye düşünmenize gerek yok. Bu şekilde aparatlar satılıyor. Videoyu bitiriyoruz burada. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.